Aşklarım hep... Kollarım ne biçim sallandı. Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kamera biraz yamuk. Şimdi bu videoyu saat gece 1.17'de çekiyorum. Size video yetiştirmek için yapmayacağım şey yok. Bu arada bu videoyu ben gündüz de çekebilirdim. Çekmiyorum. Ben gece yaratıcı bir insanım. Gece çalışmayı seviyorum. İnanılır gibi değil. Gündüz full yatıp akşam gezip gece de işimi yapıyorum. Saçma sapan bir hayat tarzına sahibim şu an. Saçma sapan bir şey oldu. Neyse. Bugün dedim ki ya ben şey videoları çekmekten çok keyif alıyorum. Genel bu arada cringe içerikli videolara tepki vermek benim aşırı hoşuma gidiyor. Yani keşke hayatım boyunca sadece bana cringe bir şeyler atsanız ve ben sadece cringe şeyler izlesem ve yorumlasam. Bunun için çok yapılacak bir iş var. O da Twitch yayınları açmak. Bence tam benlik bir olay. Ama o kadar uğraşamayacağım. Bir de o kadar ekipmanım yok. İnternetim çok kötü. Kameram yok. Bilmem ne bilgisayarım. MacBook 3 inç falan. Bir şekilde olmaz. O yüzden o işlere hiç girmiyorum. Neyse bugün o yüzden ben dedim ki cringe bir şeye tepki vereyim. Ne yapabilirim? Facebook fotoğraflarım. Eski Facebook fotoğraflarım. İşte dedim ki aradığım cringe level bu. Gebereceğime eminim. O yüzden dedim ki hep beraber bakalım. Şimdi çok şeyler yok. Eskiler, aşırı eskiler yok. Ama en azından bulabildiklerim arasında da cringe olacağına emin gibiyim. Aslında eskiden durumuma yazdığım, paylaştığım şeyleri görsek ya yani bulabilsem daha cringe olacağımızı düşünüyorum. Yani level'ı daha da arttırmayı planlıyorum ama o kadar geriye gidemeyeceğim. O kadar tahammülüm yok. Çok aşağı inmem lazım çünkü. O yüzden şimdilik fotoğraflarla idare edelim. Siz de benim eski halimi görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Yani bunda 3 yıl önceki halime bile cringe olan bir insan olarak genelde lise fotoğrafları çok var. Bakalım lisede sizin nasılmış? Hazırsanız başlayalım. Evet. Ta. Sezin Karameşe ismiyle buradayız. Evet. Zaten albümler kısmına girmiştim. Yani en azından elimde olanlar şunlar. Profil fotoğrafları var. Mobil yüklemeler var. Genelde telefondan yüklediğinizde bu kısma gidiyordu. Fan girling kısmı sadece Justin'le ilgili. Orada çok kötü şeyler olduğunu düşünüyorum. Bize her yer Paris X'de, kusarım şu anda, Paris'e gittiğim sene çektiğim 166 iğrenç fotoğraf var. Titanium, bunun çok saçma bir hikayesi var, bunu videonun devamında anlatacağım ne yaptığımızı orada. Ve biz burada 5 kişiyiz, kardeş isimli, kusmak istediğim ve kendimi yere atmak istediğim o cringe şey var, klasör var. Şimdi biz profil fotoğrafıyla bir başlayalım. Ben neler koymuşum zamanda bir geriye gidelim. Bu fotoğrafı zaten biliyorsunuz yıllarca zaten profil fotoğraf olarak kullanmıştım. Geçiyorum. Bu 22 Ocak 2016. Sanırım üniversite 2'deyim. Yani bir tık normal ama eyeliner'ım hakkında konuşmak daha istemiyorum. Dibinden çekmişim çünkü çok kötü yani. Serpil ablam aşağı yorum atmış. Vay kuzum maşallah yerim ki seni. 21 Aralık 2014 bu üniversiteye girdiğim sene arkadaşlar. Who the fuck is this? Burnum eski burnum ve şoplu hali bu arada. Yani bu burun şoplu. Gözümün renginde şop var farkındaysanız. Dudağım bir garip. Saçlarım güzel mi? Saçlarımı beğendim. Gür en azından. Ama burnumun genişliği sanırım hala aynı yani. Estetikten önce de aynı, sonra da aynı. Geçiyorum. 2013 üniversiteden bir sene önce böyle bir fotoğrafım var. Bunda hiç şop yok sanırım. Sadece şey, efekt koymuşum. Okey. 2013. Öncelikle arkadaki Justin posterleri tüm duvarlarımdaydı. Düşünün sadece bir kısmı çıkmış. Genelde bu pozu veriyorum çünkü burnumu kapatıyordum yandan. İnanılmaz takıntılıydım özellikle lise yıllarında burnumla ilgili. O şekilde kapatıyorum yüzümü. Ama burnumun yine de genişliği çok belli ya gerçekten. Of çok kötü, çocuğumun da burnu böyle olacak, ağlayacağım çok kötü. Posterleri görüyorsunuz yine bu arada. Üstümdeki kazak nedir? Yine aptal bir eyeliner çekmişim ve ışık o kadar fazla ki hani. Happy efekti basmış gibiyim oysa ki değil yani. Yüzüm çok kötü yani bu ışık. Yine bu ışığı kullanıyordum çünkü burnumu yok ediyordu bu arada. Onu da hatırlıyorum. İşte gördüğünüz gibi takıntılı dönemlerim. Biraz erkeğe mi benziyorum diye düşünüyorum bu fotoğraf. Burun ya, koca bir burundan ibaretim yani. Gamze Uğur diye biri Barbie bebek demiş buna. Allah razı olsun, kimse kendisi yani beni bu şekilde gören bir insana ne demeliyim bilmiyorum. Deniz Gökhan diye evlenebilir miyiz acaba? Deniz'i de tanırsınız belki şu an Twitter'da. Kendisi 8 yıl öncesinden arkadaşız. Çok kötü. Kolsuz olduğum bir dönemden bir kesit. 2012, o zamanlar Ankara'da şort giyebildiğim bir dönemmiş sanırım. Harbi kolum yok gibi kolsuzum. Açıklamaya da kolum da yok yazmışım. Süper komik gerçekten. O babetlerim, babetin meşhur olduğu o şey. O beyaz bluzları dışarı bırakırdık falan. İçine sokmaya o zamanlar. Çok kötü bir fotoğraf. Saçlarım güzelmiş ama. Geçiyorum. Asya ile bir fotoğrafımız. Bu arada üzerimde bir tişört vardı. O kadar kötüydü ki Amerikan bayraklı. Rezil bir tişörtü. Nasıl giyiyordum bilmiyorum yani. Şimdi bu
diğer insanlar acaba diğer kızlar laf ederler mi bunu şey yapmama? Üşenmezsen bu kız insanların croplayacağım yani göstermemeye çalışacağım. Bir ara biz dansa gidiyorduk. Herkese kıyafet o kadar güzel almış ki bir de bana bakın. O kalın bacaklarıma o çorabı çekmişsin. Ve sıkıştırıp patlamış yani. Çok kötü. Ruj rengi falan saçlarım o kadar kabarmış ki. O dans gösterisini izlemenizi çok isterdim. Ve işte o fotoğraf. Yılların inanılmaz popüler şeyi. Ben şu an fotoğrafı ters çeviriyorum. Siz de ekranı ters çevirebilirsiniz. Uzaylı gibi çıkmışım çünkü burnuma şop yapmışım. Ve burnum küçülünce resmen uzaylıya benzemişim yani. Olacak olan budur. Üzerimdeki o hırka, o bluz. Saçlarım güzel ama maalesef. Deniz'le fotoğrafımız 2012'den. Bu fotoğraf benim bayağı uzun bir süre eski evde, annemlerin evinde başucumda duruyordu. Tatlı bir fotoğraf ama burnum yine o kadar ön planda ki. Deniz de çok değişmiş yani. Deniz'in burnu da bir garip çıkmış sanırım ışıktan dolayı. Deniz'in burnu asla böyle değil yani. Ama güzel bir fotoğraf. Bu bir nebze. Abi fetüs sizin o kadar küçüğüm ki şu an. 2011 iki büyük hayalim vardı. Şimdi bir tane kaldı. Never Say Never Bitch. Cringe. Filme bakın abi. Yüzüm poğaça gibi. Üzerimdeki nedir? Üzerime giydiğim o küçük şey. Çok büyük hata. Yani Paris'e ben niye 2011 yılında gittim? Ben Paris'e neden? Ben niye Paris'e 15 yaşında gittim? Çok saçma. Yani ebeveynler eğer çocuklarınızı yurt dışına götürme gibi bir planınız varsa küçükken götürmeyin. Yani hiç tadını çıkaramamışım. Adam akıllı fotoğrafım yok. Şimdi oralara gitsem ben ne fotoğraflar çekinirim? Şu hale bak. What the fuck is that? Neredeyim öncelikle? Nerede olduğum hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu fotoğrafı çok beğendiğimi hatırlıyorum. Niye bilmiyorum. Aşağıda İzgen diye bir kızın yorumu. Çok güzel çıkmışsın. Tanımıyorum bu arada bu insan kim bilmiyorum. Bu defteri bir gün ben size okumak istiyorum. Asya, Deniz, ben üçümüz bir defter tutuyorduk. Dünyanın en komik defteri. Sürekli hayatımız hakkında bir şeyler yazıp dalga geçiyoruz oradaki. Hatta bir kısmını ben bir yer Instagram'da paylaşmıştım. Kerem Cem'le falan kafayı takıp bozduğumuz. Kötü anlamda bu arada yani Kerem Cem'le dalga geçiyoruz falan. Böyle full herkesle dalga geçtiğimiz saçma bir defter. Onunla niye ama fotoğraf çekilmişim ve sonunda yiyorum o fotoğrafı bilmiyorum. Çok kötü. Bu bizim eski dörtlü bir grubumuz. Bu fotoğrafı nasıl buzlayacağım sizi bilmiyorum. Önceki pembe taytım hakkında herhangi bir yorumda bulunmak daha istemiyorum. Asya Deniz'in göbeği nedir? Deniz'in yüzü bile yok Deniz'e harcamışız yani. Bir tek maze güzel çıkmış yani. O da zaten Allah'ın emri. Elif'le Serdar kim? Çok saçma bir fotoğraf. Yani rock müzik grubu albüm kapağımız mı bu fotoğraf ben anlamadım. Altta da kolezyon kataloğu yazmışım. Kolezyon mu? Is this the only brand that I know? Çok kötü bu. Her şeyle çok kötü bir fotoğraf. Evet, profil fotoğrafım bitti. Profil fotoğrafımda bunu koymuşum. 4 kızı olan fotoğraf. Neyse, geçiyorum artık. Mobil yüklemelere giriyorum. Başlıyoruz. Bu Justin Bieber konserinden 2013'te bir fotoğraf. Yeşil gördüğünüz bileklikler, VIP bileklikler. Yani kulise girebilirsin bileklikleri. Kulisede biliyorsunuz ki ben ne para ödedim ne bir yarışma kazandım. Bildiğiniz gizlice girdim. Oradaki güvenlikleri kaldırarak. İkinci videom ya da ilk videom YouTube'da o olması lazım. Anlatıyorum ama çok kötü anlatmışım. Belki o videoyu tekrar sonra anlatırım. Bu ekipten Defne'ye ve İlayda'ya atıyorum. İlayda şu an çok yakın arkadaşım zaten. Defne'yle de arada Instagram'dan konuşuyoruz. Çünkü kızı tanımıyorum. İlayda zaten İlayda'yla burada tanıştık biz. Hande var burada. Aynı okuldayız. Onunla da hala arkadaşım. Şu kızı hatırlamıyorum. Sena var. Çok çok güzel bir gündü bu arada. İğrenç giyinmişim bu arada. Justin Bieber'a tanışacağım ve giydiğim kombin bu mu? Şey düşünüyorum bu sırada. Justin beni görünce aşık olacak falan zannediyorum. Abi gerçekten rezillik. Konser biletim parmağımda, tırnağımda Never Say Never yazıyor. Şaka değil. Never Say Never Justin'in bir mottosuydu ve filminin de adıydı. En önden lan, en önden. Daha ne kadar mutlu olabilirim yazmışım. Yani hava atıyorum. İğrenç yani. İğrenç. Biletix'te çıktı, Biletix'te çıktı. Allah'ım kabul oldu. Dualarım. Vallahi kendim atacağım. Canına yine Justin'le ilgili Biletix'te çıkan şeyi atmışım. Cringe yani. Kendime inanılmaz sinir oldum şu an. Böyle bir karakter... Arkadaşım olsaydı gebertmiştim. Şimdi de çok küçük yaşım. Ne yapayım yani. Evet, bir fotoğraf daha. Altına giydiğim o topuklular. O hırka. İçime denim şey giymişim. Gömlek. Üstüme beyaz hırka ve altına aptal bir topuklu. Çok kötü bir kombin yani gerçekten. Beyza ile bir fotoğrafımız var. Burada birkaç tane. Yüzüme çok fazla ışık geldiği için
zaten belli değil. Yeteneksizsiniz koltuğunda oturuyorum. Sakın sormayın bunun hikayesini. Deneme çekimi yapıyorlardı. En öndeydik biz de. Bize oturtmuşlardı. Saçma sapan bir hikaye. Orada çıkan biriyle fotoğraf çekilmişiz. Niye bilmiyorum. Tamam Allah, Acun'un yerine oturttular beni. Tamam Sezin sakin ol ya. Şu an Acun bizzat gelse herhalde bana şey dese, yetek sesinizi sun dese bu tepkiyi vermem yani. Alp Kırşanlı. Adama bir sarılsaydım. Böyle durmuşum. Ben yine. Burak'la fotoğrafımız. Simay ve Berkan. Ay kafamdaki şeye bakın ya, inanılır gibi değil. Berkan'la fotoğrafımız. Damla'yla fotoğrafımız. Nail art. Nail art'ı Türkiye'de ilk deneyenlerden biri miyim değil miyim? Açık açık söyleyin. Kuzenim Nur yapmıştı bunu da. Çok kötü ama ya. O zamanlar çok iyi gelmişti. Çok kötü. Ege ile. Bugün benim ilk içki içişim bu arada. İlk hayatımda ilk içki içtiğim gün. 31 Temmuz 2012. Hatta birkaç hafta sonra bunun yıl dönümü geliyor. Vodka içmiştik sanırım. Zaten önümüzde de öyle duruyor. I love you Turkish Believers böyle bir tweet atmıştı. Hala şu an böyle bir tweet atsa yine çıldırırım bu arada. O zamanki şeyimi düşünemiyorum bile. Bu fotoğraf nedir? Gözükmüyoruz hiçbirimiz. Zaten ben Yusuf'a you will shit bricks esprisi yapmışım gözükmediğimiz için. Deniz'le mükemmel bir fotoğrafımız. Ah ve duruşumuz. Bu nasıl bir poz ya? Çok kötü bir poz yani. Ay Deniz'le tatilimizden. Ayşegül. Asya, bunu biliyoruz. Maze. Deniz. Believe albümü. Damla. Yine o aptal dans şeyimizden bir fotoğraf. Çok kötüyüm. Ağzımıza güya kan bulaşmış gibi yapmışlar. Süper. Kimin aklına geldiyse. Yine bir dans kursuna gidiyoruz Selen'le. Abi giydiğim şeye bir bakın ya. Of çok kötü ya. Evet, Justin'in ilk çıkan parfümünü yurt dışından getirtmiştik. Bir pozum gerçekten inanılır gibi değil yani. Hala hepsi duruyor bu arada. Hepsi ve bunun şu an 1000 katı. Yani biriktirmiştim. İnanılmaz. Abi giydiğim şeye bak. Şoka girdim abi. Lise beden dersinde giydiğim kıyafet bu. Yemin ederim ki o Adidas eşofmanım, o üzerimdeki tişört ve hırk. Ha, ve bu işaret nedir? Gerçekten cringe level çok kötü. Ya çok kötü ya. Ne giymişim ya, ne giymişim ya. Bitti burası. Çok şükür Allah'ım. Burada bir şey var. Kolaj var. Bu lise kolajları, lise arkadaşlarımla. Burada çok bir şey belli olmuyor. Fangirling albümüne bakacağım. Full Justin değil mi? Full. Hızlı hızlı bir bakacağım komik bir şey var mı diye. Ece Erken bana mention atmış ve ben onu Twitter'a atmam, Facebook'a atmışım yani. Aferin valla, dikkat, seni seviyorum Justin. Allah bilir ne sordum yani, şaka gibi. Şeye gidip Justin Bieber'ı çok seviyorum yazmış biri. Ve ben onu bulmuşum falan ve bunu atmışım. Ve bunu yazan kız görüp evet ben yazdım demiş, benim cevaba bak. Aferin lan. Lan mı? İğrenç yani. Justin'in beni takip ettiği şey. Arkadaşım doğum gününde bana Justin çizip vermişti lisede. Çok tatlı. Şöyle, ha bunu da Deniz almıştı galiba, böyle büyük bir şeye. Bakın posterlerime bakın. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Deniz Gökhan yapmış. Abi Deniz hala bu tarz şeylerle inanılmaz ilgili. O zamandan belliymiş böyle bir şeyler olacağı yani. Supra almıştım Justin'in ayakkabılarından. Bir kere bile giyemedim çünkü ayağıma küçük geldi. Çok üzücü. Deniz'le Amsterdam. Burası sanırım fotoğrafımız. Tatlıyım burada. Sevdim tipimi. Küçüklüğüm. Alakasız. Twitter'da en çok konuşan ikinci kişi olmuştum. Hilal Cebeci'den sonra. Çünkü şey yapmaya çalışıyordum. Justin Come to Turkey tarzı bir hashtag başlatmaya çalışıyordum. Onu da ben başlatmıştım. Herkes beni etiketleyip yapıyordu. O zamanlar öyleydi galiba. O zaman o yüzden Twitter'da ikinci sıraya çıkmıştım, hatırlıyorum. Ha, Turkey wants Justin Bieber'ı yapmaya çalışıyorum TT bu sırada. Abi kim için paylaşıyorum bunu? Çok şok, şoktayım yani. Zülfü Livaneli ile fotoğrafımız. Aynı yayın evindeyiz. Aynı kitap evindeyiz. Justin'in oyuncağı. Bunu bana biri aldı. Bunu bana Seray mı aldı ya? Ay Seray almış bunu bana. Yiyeceğim ya. Çok tatlı. Hala duruyor bu arada. Maze ile fotoğraf. Maze ne kadar güzel. O zaman bile çok güzel. Maze bu arada müthiş bir kız ya. Çok beğenirim. O zaman da çok havalıydı. Yandan bir tık burnum buradan biraz gözükmüş. Zaten sağ profilden burnumu koyuyorum demişim. Aa, Turkey Vans Bieber'ı şey yapmışız. TT yapmışız. En çok konuşulanlar listesine sokmuşuz. Helal olsun. Odamdan bir kesit arkadaşlar. Şaka gibi gerçekten ya. İnanılır gibi değil. Sezin'in doğum günü diye hashtag başlatmış insanlar. O zaman bile
Bir fan base'im varmış galiba. Çok saçma çünkü. Abi bacaklarımın kalınlığına bak. Hala kalın. Yok incelmiyor. Ne olursa olsun. Yani saçlarım çok güzel. Aa şey yapmışlardı. İstanbul'da Justin için böyle bir buluşma yapmışlardı. Çok tatlıydı. Keşke ben de gidebilseydim falan demiştim. Şimdi olsa giderim. Vallahi giderim. Kalemle yine fotoğrafım. Vallahi saçlarımı çok beğendim ya. Saçlarımı hiç var ya. Hayatım onu hiç boyatmasaydım. Bu saç o kadar güzel olacaktı ki. Paris fotoğrafları yani. Nasıl çıkmışım arkadaşlar? Bu kimsenin aklına gelmeyen bu poz, o duruşum, o kıyafetim çok kötü ya. Düşünsenize yani böyle bir yere gidiyorsunuz ve şu kıyafetlesiniz yani. Deniz'inki daha iyi olmuş kesinlikle. Burada üçümüzüz. Damla, ben, Deniz. Arkada yakışıklı çocuklar var. Onlar çıksın diye uğraştırıp öyle fotoğraf çektirmiştik. İnanamıyorum. Abi yakışıklı çocuğun fotoğrafını çekip atmışım ya. İnanılır gibi değil ya. Annem, babam, ben. Saçım tatlı. Güzel. Yine saçımı beğendim. Yine arkadaki çocuğu beğeniyoruz ve Damla ile fotoğraf çekiniyoruz güya. Ay tipime bak, şeytan bakışlı pislik ya. Sapık ya, sapıksınız siz. Ben ve arkadaşlarım. Jack Sparrow'la fotoğrafımız. Kombinim yine müthiş. 10-10 bir kombin. Disneyland'e gitmişiz. Ya what the fuck are those poses? Çok kötü pozlar ya, inanamıyorum ya. Of. Damla ile fotoğrafımız Eyfel 30 bin kilometre öteden. Kombinime bakın ya. Pembe konverslerim. Deniz. Kendi yüzümü de şey yapmışım. Sansürlemişim. Abi bu Titanium albümü. Ben burada tutturdum. Titanium şarkısı yeni çıkmıştı Sia'nın. Tutturdum ki buna klip çekeceğiz. Yemin ederim tüm kızları zorla topladım. Ve onlara şarkıda klip çektim sanki biz söylüyormuşuz gibi. Ya benim o zamandan beri bu saçma fikirlerim hep şey oluyordu. Derdim şey, öyle bir video yapalım ki editleyeyim, böyle güzel bir editli olsun falan. Bu yüzden kızları resmen zorla alıkoyup çektirmiştim. Bu da o günkü fotoğraflar yani. Kendimin olduğu bir şey var bilmiyorum. Şurada benim işte bu. Balonlar falan tutuyorum. Balonlu falan çekmiştik. Kızlarla toplu fotoğrafımız. Yani siz nasıl kabul ettiniz bu? Benim aptallığıma ortak oldunuz bilmiyorum yani. Helal olsun. Ben abi inanılır gibi değil. Ah, abi bu albüm o kadar saçma ki, ilkokul arkadaşlarım hepsi buluşmaya karar vermişiz herhalde lisede yine. Ve o günden saçma sapan fotoğraflar. Yani what the fuck is this picture ya? Bu nedir? Yine pembe konversleri giyiyorum. Kombin zaten bok gibi, bir de altına bunu... Çok kötü ya, çok kötü. Kime bak, inanılır gibi değil ya. Burger King'e gitmişiz. Gerçi şu anda da liseliler yapıyordur onu yani. Fotoğrafa bak, çok kötü. Ya resmen fotoğraf çekinmeye çıkmışız ya. Şaka gibi. Şuna bak, duruşuma falan bak ya. Aa, cringe, çok kötü. Ay saçların uzunluğuna bak. Kezban uzunluğunda, gerçekten şaka gibi ya. Yani bulabildiğim en eski fotoğraflarım bunlar en azından. Eminim ki daha cringe'leri vardır da etiketlendiklerime falan baksam. Etiketlendiklerim de burada. Ortaokul balon. Bacaklarımın kalınlığı, o iğrenç ayakkabım, elbisem falan yani. Bak bunu Deniz, bunu Twitter'a da attım bugün, Deniz Kaleli. Altına yazdığı şey okuyorum. Dudaklarıma ölün la. Bu kız Ankaralı değil. Ama popülerdi o zamanlar bu kelime. For bir tanecik kankam Sezin Karameş. Ayık ol aşkım. For, o zamanlar for vardı böyle. Birine ithaf ediyorsun fotoğrafı. Sana bazen çok çok kızıyorum. Seni bazen aşırı seviyorum. Kavga ediyoruz bazen de. Ama yine de birbirimizden kopamıyoruz. La. Sonuç olarak biz birbirimiz için yaratılmışız. Kız İstanbul'da mı? İnternet arkadaşımdı Deniz. Hala da öyle, daha bir kere bile yüz yüze görüşmemişizdir. 2010'dan beri arkadaşım. 10 senelik bir hukukumuz var yani, düşünün. Deniz'le fotoğrafımız. Ay eteğime bak, ak giymişim bir de altına. O gömlek falan. O kafamdaki. Bu sanırım yılbaşıydı, yılbaşı partisinde. Ha böyle işte. Evet arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Cringe.